Herkese selamlar. Merhaba. Yeni arabamız budur. Geçen söylemiştim boya yapacağım diye. Boyayı yaptık, bitirdik. Ne aldık başka? Halımızı aldık bugün. Halımızı sereceğiz. Şu. İşte Zaten kesme sereceğim. falan işlemleri Evet. var. Şimdilik bir kola molası. Değil mi? Evet. Yeri boyadı aşkım. Ya çok güzel oldu. Yer evet beyaz boyadık. O Şu pisliği pembeyi kapatmak istedik. kaldıracağız. Şu pembe olanı kaldıracağız. Bu yeni güzel bir şey. Bunu koyacağız böyle boydan boya. Şöyle bir deseni var. Şöyle Aha. ucundan göstereyim. Zaten serince yine gösteririz. Tamam. Aslında bayağı iş yaptık da halıyı serince daha bir böyle düzenli olacak gibi geliyor bize. Bakalım. Ondan Tabii sonra ya. yukarıları yerleştireceğiz. Evet. Raflarımızı yerleştireceğiz. Şimdilik boşaltalım. Hem çekelim hem boşaltalım. Hı. Tamam. Hadi bakalım başlayalım. Onu atacağım ben. Şimdi ne yapıyoruz? Mutfak. Evet, tahtalarımız hazır o zaman. Evet. Mutfağımız yapacağız. O zaman ben bunu... Sen sildin mi? Onlar bitti Ben mi? Bir sildim tane aşkım. daha Onların kaldı. hepsi temiz. O da mı temiz? Tamam. Olanı sileceğim bir tek. Şunu yıkayıp geliyorum hemen. Tamam, hadi bakalım. Duvara dayanılan hepsi temiz. Hı, tamam. Depart. Don't know what's wrong.
has taken flight. Things just feel heavy tonight. Things just feel heavy tonight. Nasıl, beğendin mutfağını? Beğendim. Gerçekten şirin oldu ve kullanışlı oldu bence. O zaman pırıl pırıl yap. Sence? Ya bu geçici. Değil mi? Küçük bir şey yani. Şimdilik işte buralarda kahvaltıda kullanabiliriz. Evet. Bence harika oldu. İçeriye su koyarız, tüp koyarız. Canın ne istiyorsa. Ama büyüğünü yapacağım, tamam mı? Ya daha düzenli bir şey. Beğenmezsen evet. Büyüğün. Ya ben beğendim, gayet güzel şu an. Güzel, buradan şöyle sağlamlaştırdık. Çok güzel oldu bence de. Dolabı da şey yaptık. Sabitledik. Dolabı da sabitledik. Dolap da sabit. Zaten bir şey olmadan duruyordu o. Evet. Ben ekstra güvenlik olsun diye bir şeyi koyduk. Ne o? Filemizi koyduk koltuğun arkasına. Böyle küçük erzaklarımızın olduğu bir bölüm var burada böyle. Evet. Kameramız orada. Kameramızı tanıtmış mıydık? Biz tanıtmadık. Kamera? Ona özel bir bence video yapalım daha sonra. Ya olur, ona ve modeme. Evet. Ondan sonra modemi gösterelim yine tekrardan. Eski arabamızdan çıkardık. Her şey burada. Modem çalışıyor. Burada akülerimiz var. Şöyle iki tane 105 amper. Şu an full gösteriyor zaten. Dolabın şarteli burada. Işıklar için bir düğme yaptırdık buraya böyle. Şöyle yanıyor. Yani şimdilik bu kadar. Değerme çatma ama düzelteceğiz. Tabii yerleştireceğiz. Bugün halıyı serdik işte. Halımız çok güzel oldu ya. Yatağı kırdık bu arada. Yatağı tamire verdik. Temizlik yaparken yatak kırıldı. Evet, evet öyle. Yani. Ya aksa... Bir tek tüpümüz var ısınmak için. Ve vasıtamız yok ama. Onların hepsi para olunca. Biraz fakiriz. Değil mi? Sezon onları gelsin, harcayacağız. Güzel evet, çalışalım. Evet. İnşallah. Çalışıp güzelce. Hepsini tek tek. Şurada mesela bak. Eski otobüs bölmeleri. Böyle işte peçeteler falan. Ne arasam var burada da. Koy. Temizledi mi? Hı. Yani. Ya ben bunun üstüne yapışkanlı bir şey yaparım diye düşünüyorum. Hı? Şu rafın üstüne. Yani oldu ne istersen. Tabii tabii koyarız. Yapışkanlı böyle. Hı. Şimdilik bu kadar. Bugünlük. Biraz daha temizle devam edeceğiz. Yüksek tavan rahatça ayakta duruyor değil mi? Vallahi süper ya. Mutfağın uzun yapacağım bir dahaki seferi. Tam burada. Bu uzun yerde böyle duracaksın. Böyle de çalışabilirsin o şekilde. Ya rahat canım yani. Tabii, tabii. Aşkım öbür yani. Arabadan tabii ki çok çok iyi. Şimdi Nurgaz'ın Milan gazını falan koyarız buraya. Evet. Yani. İyi, bugünlük bu tekrardan kadar. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Fakir kararımız orada duruyor. Temizledik. Yine bugün de temizlik de geçti. Temizlik de demeyelim de değerleme toparlama gibi oldu. Bayağı şey bitirdi değil mi? Yani evet. Bir işi kalmadı gibi. Düzenledik. Eşyalarımızı yerleştirmeye çalıştık. Ama hiç şeyden bahsetmedik. Arabanın ne yaptık, nasıl değiştirdik falan. İşte öteki arabamızı verdik. Üstüne biraz para aldık. Bunun biraz problemi vardı. Hala sürüyor problemi. İşte vitesinde bir problem var. Onu hallettireceğiz yani. Şimdi sipariş geçtiler. Birkaç gün içinde onu halledeceğiz. Yani tek sorunumuz o var. İşte ben mutfağa çaktım. Yani çok böyle gelişi güzel oldu ama şimdilik kullanışı değil mi? Evet, yani şimdilik her idare şeyimiz... edeceğiz o şekilde. Yatağımızda bir problem oldu. Yani temizlik yaparken işte bahsettik zaten önceki videoda da kırıldı. Evet. Onu yaptırınca ya yaptıracağız ya da yaptırmayacağız. Şu an karar yani veremedik ona. O şöyle altı kırıldı. Yani altını kullanmayabiliriz. Sadece üstünü kullanacağız. Yani üstte bir üst tahtasını kullanacağız. Tahtasını kullanacağız. Altını kullanmayacağız belki. Çünkü yeni karavanın içinde iki tane böyle ayaklı yer var tekerleklerin üstünde. Tahtası hazır bir yer var. Hı-hı. Oraya sereceğiz böyle. Evet. Altına küçük bir şeyler koyup yani yine depo olarak kullanmayı düşünüyoruz. Hı-hı. Altını. O yatak yapılınca geri kalan eşyalarımızı da düzenleyeceğiz. Tabii. Bir şey kalmamış olacak geriye. Evet. Yani şu anda hala pandemi zamanı çalışmıyoruz ve fazla paramız olmadığı için proje falan çizdirmiyoruz. Yani öyle bir şey kalkışmayacağız. Diğer arabadaki gibi devam edeceğiz. Yani aynı düzenle. Yani
söküp takmalı böyle kolay, vizede falan da sıkıntı çıkmayacak şekilde. Evet. Mutfak zaten yapıştırdık şimdilik. İşte cırt cırt da kelepçeledik dolaba. Dolap da öyle zaten, dolabı da kelepçeledik. Evet. Ya böyle... bizim için yüksek tavan olması önemliydi. Evet. Bir de geniş alan önemliydi. O da şu an elimizde var. Tabii tabii. Yavaş yavaş. Çok ferah ya. Evet. Acayip ferah. Kocaman. İçine halı flex döşedik gördüğünüz gibi. Evet. Dolabımızı yerleştirdik. İşte aslında bayağı bir şey var anlatacak. Onu artık arabada ekstra bir şeyler yapmamız lazım. O zaman anlatırız değil mi? Hı hı. Evet. Ya işte ilave ettiklerimiz var. Yani kafamızdaki planlar da var. Bir tane daha panel almayı düşünüyoruz mesela. Ya bizim için önemli olan o zaruri ihtiyaçları. Önce paramızı ona harcayıp. Evet, evet. Biz daha sonra tam bir karavan yapmayı planlıyoruz. Önemli şeylerimizi alalım. Mesela daha önce aldığımız panel, akü. Bak şimdi işimize yaradı mesela. Tabii. Dolabımız onları falan. Onları söktük. Yeni arabaya koyduk. Mesela ben dedim ki hani bir tane daha akü alalım. Elektrikçimize söyledik. O dedi ki aküye gerek yok. İki akü yeter. Siz dedi bir panel alın. Yani küçük, en kötü 165'lik falan. 175'lik bir panel de alın. Yani her zaman dedi şöyle kolay anlatalım. Devamlı mideye yemek giriyor. Ve yani hep mide dolu. Yani ne kadar küçük olduğu önemli değil akülerin. Zaten 210 amper yetiyor bize. Ama ne oluyor? Devamlı panel olduğu için devamlı bir dolma şeyi var yani. Onun için iki akü, dört panel yapacağız. Yani şu an üç tane ve çok güzel. Hiçbir sıkıntı çekmedik. Evet, hiç. Yani bir tane daha olursa zaten hiç sıkıntı çekmeyiz. Yani aküye gerek yokmuş. O da 1000 lira bir para. Belki şu an 1500-2000 lira. Belki de. Biz aldığımız zaman o kadardı. Yani tahminen bir 1200 falandı. Şimdi sadece bir 750 liraya yeni 175'lik gelmiş. Bir tane daha ondan alacağız. Yani çok bir ihtiyacımız kalmayacak ondan sonra. İşte duşu yapacağız. İçine duş yapmam lazım. Onun planını falan evet. yapıyoruz. Yani çok bir şey kalmadı. Yeni arabamız bize hayırlı olsun. Evet, fakir hayırlı olsun. Bizim. Ya bir de bizi şöyle tabii ki bu sene zaten çok fazla gezemiyoruz. Hem pandemiden dolayı hem de maddi açıdan dolayı da çok fazla gezemiyoruz. İşin aslı bu yani. Evet. Şimdi yazın bizim standımız olduğu için Ölüdeniz'de de çok işimize yarayacak yüksek taraf. Tabii o yüzden rahat etmek için de biraz acele ettik. Ya gel arabayı git yapmayacağız. Eve gelip gitme ovacık falan hani İsrail'e gelip gitmeyeceğiz. Standımızın orada kalacağız yani parkta ya da sahilin kenarında. Daha güzel olacak bizim için. Çünkü çok kardeşler falan geliyor. Ev hep dolu olacak. Biz ama daha bir rahat edeceğiz. Yani transporter'da rahat edemiyorduk o kadar. Biraz yani dar bir arabaydı. Yaşam alanımız çok dardı böyle. Yani neredeyse yani kötüydü yani bizim için. Zaten bir daha öyle bir araba hayatta almam yani. Şu an çok mutluyuz yani. Bunu ama alıyorum. O da bizim için bir başlangıç. Ya başlangıç tecrübe edindik. Alışma mesela, şey oldu yani devresi onu, oldu. Evet evet. Ben seviyordum aslında. Ya güzel tabii araba çok rahat çok güzeldi evet. Ama karavancı için yani çok ters bir araba. Belki o tavanı açılır kapanır yapıyorlar. Tabii tabii evet biraz yani masraf. Yani 4-5 bin lira bir masraf var. Aslında olsaydı. Evet. Tabii ki güzel. Biraz masraf yapsan yaşanabilir hale getirirsin ama. O masrafı buna yapalım diye düşündük. Evet, büyük yani araç. En azından değil mi? Daha rahat ederiz. Bence de. Edeceğiz işi. Bence yani. Güzel oldu. Yani değiştirmemiz güzel oldu. Yani içinde rahat rahat yürüyorum. Bir de yüksek tavan ve en uzun kasası arabanın. Motoru düşük. Yani motor 2200 motor. 130 beygir. Öteki araba 2500. 174. Artı bir de çipli bir araba. Böyle çok hızlı gidiyordu. Yani bize çok ekstraydı o araba. Bir de acayip benzini yani artık mazotu pardon içiyordu resmen yani. Yani bir 100 benzin alıyorsun 4 gün sürmüyor yani. Oğuz git gel hop bunu aldık işte neredeyse 100 liralık benzin aldık. Kaç gündür gidip geliyoruz. Kaç gün ya yani. Hala çeyrek depo benzin var. Yani şaşırdım ben. Şu an 180 kilometre falan yapmışız. Çok bir yere gitmedik ama. Neyse bunun her şeyi daha iyi. Bence şeyleri de vergisi de düşmüş. Evet. Baktım ona. Bizim için daha karlı, daha geniş, daha kullanışlı iyi. Ve daha karlı. İşte inşallah iyi olur. Yani hayırlısı olsun diyelim. Evet, bir bilgilendirme konuşması oldu bu da değil mi? Evet. Bayağıdır konuşamadık. Şeyden bahsedelim diyeceğim ama. Hava çok karardı. Çok karardı, ışığı yaktı. Bir dahaki videomuzda bahsederiz istersen. Evet, tamam. Ne diyecektim bilmiyorum ama. Tamam ya işte o Marmaris'teki şanssızlıklar, rüzgardı falan filan. Acayip rahatsızdı. Yani biz kendimiz bile
Ne yaptık ne ettik tam bilemedik. Evet, Marmaris birazcık bizim için böyle bir... Marmaris ve daha sonrası. Sadece Selimiye çok güzeldi. Evet. Datça'da Kargıkoy çok güzeldi. Diğer yerler hep sıkıntılı geçti. Evet. Yani ben çok memnun kalmadım. Evet. Neyse gezmiş görmüş olduk. Yıllar sonra gittik. Dibimize gerçi Marmaris de. Ya, tecrübe çok... edinmiş olduk. Yani. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Değil mi? Evet. Yine başka videoda yani haftaya başka bir videoyla yine arabayla ilgili olacak. Büyük ihtimalle düzenleme videosu olur. Aha. Yeni aldığımız şeyler var size onları tanıtacağız. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz. Takipte kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.